Ya ben ne bu mesaj vermek istersiniz? Öncelikle bu ego savaşlarının bitirmelerini. Evet. Spor birleştiricidir. Spor insanları her yani din, dil, ırk, siyasi görüş fark etmeden o tribünlere yani bir tek futbol önemli değil. Futbol, basketbol, ben eski basketbolcuyum, söyleyeyim, voleybol. Her görüşten, her dilden, her dinden insanın gelip o takım için birleştiği bir coşkuyu oluşturan birleştirici bir güç. Yani bunun güzelliğini fark edip bu birleştiriciliği yapmalı bence kulüp başkanlarımız. Yapmıyor demiyorum, sakın yanlış anlamasınlar. Ama bu konuda daha çok belki birlikte çalışmamız gerekiyor. Kongre sürecinde inanın diyorum ya, ben çalışıyorum, herkes dışarıda, siyasi partisi, bir kavgalar dönüyor. Ben bunları duymak istemiyorum. Yani her şey Kayseri Spor için, sevdamız Kayseri Spor diyen herkes lütfen susup ne yaparız onu konuşalım diyorum. Bunun bütün takımlar için, her kongre sürecinde bu kavgaların, bu bir bence bir bayrak yarışı. Şimdi ben belki bir sene sonra başkası, yani koltuğa oturan başkanların vaktinde bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o değişim şart oluyor. Ben diyorum işletmeciyim. Zaman zaman işletme körü olabiliyor insanlar. Bence başkanlarımız da işletme körü olabilir. Mesela ben şimdi kulübün kapısından başladım. Bütün personel, sosyal tesislere gittim. Odalara bakıyorum. Her tarafa bir dokunmam gerektiğini görüyorum. Bu da neden? Geçmiş, hani sen de o yönetimde yok muydun? Vardım. Ama işlerim çok yoğundu. Son dönemde çok ilgilenememiştim. Şimdi daha farklı dokunuşlar yapacağım. Ben örnek bir kulüp, tabii ilk hedefim ligde tutmak ama çok o klişeyi de yapmak istemiyorum. Enkaz devraldım falan, onu hiç değil. Ben elimden geleni yapacağım. Hem maddi durum için, hem moral motivasyon durumu için ve mutlaka ligde kalmak için sonuna kadar. Ben çok mücadeleci bir kişiyimdir. Yani hayatımda hep ilklerle doludur. İş dünyasında yaptıklarıma çok ilklerim vardır. Bu da bir ilk oldu. Bu ilki hem kadınlara, hem spor dünyası, hem de futbol kulübü yönetimi Anadolu adına, zaten İstanbul takımlarımız profesyonel. Onun örneğini bir Avrupalı takımlar gibi Anadolu'da bir kulübü kurumsallaştırabilirsem, bu da benim bırakacağım iz olsun. Kadınlar sporun ve futbolun farkındalar ama daha çok farkına varsınlar. Çünkü bizim en büyük mali sorunların temeli altyapı eksikliğimiz. Altyapılara bir anne dokunuşu, bir anneleri bunun farkına vardırmak. Bizim biliyorsunuz Süper Lig'in en genç gol atan oyuncusu Emre'miz var. İlklerin takımı olduk. İlklerin takımı ligde sonuncu ama sonuncu olmamıza rağmen ilklerle geçiyor son dönemimiz. Sloganımız neden yeni Emre Demirler çıkmasın, neden yeni Emre Demirleri sayısı artmasın, biz neden yeni Emre Demirleri biz yurt dışına satıp bu cari açığımızı kapatalım. İnşallah bu konuda çalışmaları artırmayı düşünüyorum. Peki bu akşam biraz daha... Ya ben şuna karşıyım. Ya futbol kulübü başkanı, hakemlerde bir yanlış varsa bunun Merkez Hakem Kurulu var, tahkim var. Yani hani ben hakeme konuştukça ya da böyle negatif oldukça bu benim takıma antipati getiriyor ama hakemler de lütfen hakkaniyetli kararlar versin. Zaten hakemlerimiz hakkaniyetli karar verince hiçbir futbol kulübü başkanı da konuşmayacaktır. Tartışmasız kararlar vermelerini umut ediyorum. Ben hatta ilk maçımda öğretmenler günüydü. Hakemimiz, iki hakemimiz öğretmendi. Gidip onlara çiçek verdim. Devre arasında Sivas Spor, Sivas Bahisi falan var. Bana diyorlar ki başkan verdin çiçekleri, İşte kartlar çıkmıyor. Dedim ki keşke vermeseydim. İki tane sarı kart alacakken acaba çiçek mi verdik de kart mı verdik demesi esas dedim bizim için böyle bir esprili geçti aramızda. Yok şeydi işte, tartışacak bir pozisyon yoktu, sağ olsun çok iyi yönettiler. İnşallah bugün Beşiktaş maçında da böyle olur. Başarırız. Başaramazsak da canımız sağ olsun. Ama dediğim gibi çok başarmaya ve puana çok ihtiyacımız var. O bizim için bir puan bile takımın da moralini çok düzeltecek. Çocukların da morali çünkü geçmiş. Bu işte 3 başkan, 3 hoca sürekli sezon başından beri bizde değişiklikler oluyor. İnşallah toparlama sürecimiz başlar. Peki, tabii artsın. Yani ben iş dünyasında bakın ben
çok erkek egemen bir şehirde, çok erkek egemen bir sektörde sıfırdan başladım. Ben annem emekli öğretmen, babam emekli astsubay. Mücadeleye, bütün o binlerce erkeğin arasında var olmaya çok alışkınım. Hatta ilk röportajda bir köşe yazı arkadaşıma demişim ki benim sinirlerim çelik gibi, ben buna alışkınım. O da yazmış. Hep benim iş dünyasına bakış açım. İşin erkeği kadını yok. Ben kadınım diye benim çekimi kimse 10 gün ertelemiyor. Yani öyle bir dünya yok. Futbolda da aynı. Ben doğru yönetmeyi, doğru işletmeyi, bu işletmeyi, düzgün işletmeyi, kar eden bir kuruluş hale getirmeyi ve birlikte moral motivasyonun olduğu ve futbolcunun böyle gülerek, o antrenmanı isteyerek, mutlu olarak, suratına asarak gelmeyeceği ortamları yaratırsam ya da altyapıdan çocukların gelelim Kayseri Spor'da geçişelim ve buradan bir yerlere gidelim mi yerleştirebilirsem, bu benim Burak Çamen güzel iz olacak.